Hadi gelin bir damar çizmekle başlayalım. Şimdi de damarın içine normal bir kanda göreceğiniz bazı hücreleri çizeyim. İşte birkaç tane al yuvar. Birkaç da trombosit ki bunlar yalnızca hücre parçacıklarıdır. Ve biraz da ak ah yuvar koyalım. Fakat bütün bu hücreler kanda bulunmasına rağmen burada üretilmezler. Hepsi kemikte üretilir. Eğer kemikten bunun gibi bir kesit alıp incelerseniz, içinde merkezi bir boşluğun olduğunu görürsünüz. İşte bu da kemiğin dış kısmı. Yani bu sert kısmı, bu da merkezi boşluk. Bu boşluğun içerisinde kırmızı süngerimsi bir doku bulunur ve buna kemik iliği denir. Kemik iliği. İşte bütün bu kan hücrelerinin yapıldığı yer kemik iliğidir. Yani hematopoezin gerçekleştiği yer. Hemato kan poez ise dönüşüm ya da yapım anlamına gelir. Yani hematopoez kan yapımı anlamına gelen Yunanca bir kelime. Hadi şimdi kemik iliği içerisinde neler olup bitiyor ona bakalım. İlginç olan ne kadar farklı olurlarsa olsunlar bütün kan hücrelerinin aynı hücrelerden üretilmesi. O hücreye de hematopoetik kök hücre deniyor. İşte kanda gördüğünüz bütün farklı hücreleri oluşturan bu kök hücredir. İlk olarak iki farklı hücre türünün veya hücre grubunun oluşumuna neden oluyor. İlki myeloid grup, diğeri ise lenfoid grup. Kanda gördüğünüz bütün hücreler ya myeloid gruba ya da lenfoid gruba aittir. Lenfoid grubun içinde de iki farklı tipte kan hücresi bulunur. Bunlardan biri T hücresi. Bu biraz büyük oldu sanırım. Aslında çok daha küçük bir hücredir. Yani bunun gibi. İşte bu T hücresi ve hücrenin büyük bir alanını da çekirdek kaplıyor. İşte bu karaladığım alan. Hatta bu yüzden hücrenin bir takma adı bile var. Çoğu zaman çıplak çekirdek diye anılır. Çünkü sanki stoplazma ile çevrili değilmiş, sadece bir çekirdekmiş gibi görünür. Bu bir T hücresi ya da T lenfosittir. T lenfosit. Bu çizdiğim görünüş olarak ilk lenfoid hücre türüne benziyor. Bu hücrenin de büyük bir kısmını kaplayan bir çekirdeği var. Bu hücreye de B hücresi ya da B lenfosit denir. B lenfosit. İşte bunlar lenfoid hücrelerinin iki farklı tipi. Peki ya miyoloid hücreler? İlk olarak al yuvarlar var. Sanırım bunu kırmızı renkle çizmemiz daha uygun olacak. Bu da küçük bir hücre. Şimdi bu hücrenin içini gölgelendiriyorum ki, merkez kısmının kenarlardan yani periferden daha açık renkli olduğu belli olsun. Hücre çekirdeği değil ama bu. Çünkü biliyoruz ki al yuvarlar çekirdeksizdir. Sadece merkezin periferinden yani kenarlardan daha açık renkli olduğunu göstermeye çalışıyorum. Sanırım yandan görünüşünü çizersem daha iyi gösterebilirim. İşte bu bir al yuvarın yandan görünümü. Biliyorum, aynı bir dumbbell gibi görünüyor. Kenarları merkezinden daha kalın ve daha geniş. Kenarları daha kalın olduğu için de buralarda daha yoğun şekilde hemoglobin tutuluyor. Biliyoruz ki al yuvarlara kırmızı rengi veren hemoglobin ve bu yüzden periferler merkezden daha koyu. Merkezse daha ince olduğundan daha az hemoglobin var ve bu yüzden de daha açık renkli. Yani karşılaştırdığımızda çok daha solgun duruyor. Şimdiye kadar hep al yuvar dedik. Ama bilim söz konusuysa hiçbir zaman sade ve sıradan isimler kullanmayız. Mesela kırmızı kan hücresi yerine eritrosit deriz. Sade bir al yuvar için çok havalı bir isim değil mi? Peki diğer miyeloid hücreler neler? Şimdi onlardan birisini çiziyorum. Evet, bunun bir hücreye benzemediğini düşünebilirsiniz. Ve tamamen haklısınız. Çok garip, çok büyük bir hücre ve kendisine megakaryosit deniyor. Daha önceden megakaryosit ismini hiç duymasanız bile neden olduğu şeyi biliyorsunuzdur. Stoplazmasından dışarı saldığı kabarcıklarla bu küçük hücre parçacıklarını oluşturur ve buralara da trombosit denir. Yani demem o ki, Trombositleri mutlaka duymuşsunuzdur. Geri kalan miyoloid hücreler ise ak yuvarların farklı tipleridir. Örneğin bu tip bir ak yuvarımız var ve al yuvarların iki katı kadar büyüklükte. İşte bu hücrenin adı monosit ve barbunya şeklindeki çekirdeği ile biliniyor. Bence de barbunya gibi görünüyor. Cidden çok havalı bir ak yuvar çünkü bizi bakterilerden, virüslerden ve istilacı diğer organizmalardan koruyor tıpkı diğer ak gibi ama bu koruma işini çok daha değişik bir yöntemle yapıyor. Bunun bir bakteri olduğunu düşünelim. Aslında pembe rengi severim o yüzden sevmediğim bir renk kullanayım. İşte bu bir bakteri olsun. Monositler bu bakteriye karşı bizi korur. Bakterinin etrafını sarıp onu yutarak ona saldırır. Bunu yaparken sanki onu yiyor gibi görünüyor. İstilacı bakterilerle savaşmanın çok farklı bir yolu, değil mi? Şimdi bunu silelim. Mona ifadesi bu hücrenin bütün bir halde çekirdeği olduğuna işaret ediyor. Sanırım bu hücrelerin çoğunda çekirdekler tek parça halindeler. Tabi bu da hangi hücrelerin çekirdeklerinin bütün halde olmadığı sorusunu akıllara getiriyor. Netrofil onlardan biri. İşte bu bir nötrofil. Buraya çizdiğim gibi birkaç farklı parça veya segmentlere ayrılmış bir çekirdeği var. Bu segmentlerse birbirine küçük ip parçalarıyla tutunmuş gibiler. Buna parçalı çekirdek denir. Daha önce hiç nötrofil ismini duymamış olsanız bile eminim ki görmüşsünüzdür. Nereden mi biliyorum? Çünkü nötrofiller iltihabın ana maddesidir. Sivilcenizi patlattıysanız bir grup nötrofil görmüş olabilirsiniz. Peki diğer miyeloid hücreler nelerdir? Bazofil dediğimiz bir hücre daha var. İşte böyle bir şeye benziyor. Monosite çok benzediğini söyleyebilirsiniz ve kesinlikle de haklısınız. Ama monositlerin sahip olmadığı çok eşsiz bir özelliği var. O da hücre stoplazmasında açık mavi renkli granüllere sahip olması ki bu da onu daha çıkıntılı yapıyor. Şimdi ise sıra geldi son miyoloid hücreye, yani eozinofile. Eozinofillerin bazen iki parça halinde bulunabilen çekirdekleri vardır. Bu bir parçası, bu da diğeri. Ama eozinofili özel yapan şey bu değil. Peki, onu özel yapan şey nedir? Stoplazmasındaki parlak, güzel kırmızı granüller. İşte bütün kan hücreleri bunlardan ibaret. Lenfoid hücreler bu tarafta, miyoloid hücreler ise bu tarafta. Bütün bu hücreler direkt olarak hematopoetik kök hücreden gelmiyorlar. Aksine, yetişkin formuna erişmek için farklı gelişim aşamalarından geçiyorlar. Ama endişelenmeyin, her birinin değişik formlarından, isimlerinden veya fiziksel özelliklerinden bahsetmeyeceğim. Bunun yerine, çok genel bir açıklama yapacağım. Sanırım buraya yazabiliriz. Bütün bu hücrelerin olgunlaşmamış formları için blast, olgunlaşmış yetişkin hücreler içinse sit ifadesi kullanılır. Ne demek istediğimi göstereyim. Bu farklı formları tek tek çizmeye çalışıp size acı çektirmemek için direkt kopyaladım. Bakalım. Olgunlaşmamış formlar için blast, erişkin olanlar içinse sit eki kullanıyoruz. Yani T lenfosit, T lenfoblastan gelişiyor. Tıpkı eritrositin, eritroblastan geliştiği gibi veya megakaryositin, megakaryoblastan geliştiği gibi. Ne demek istediğimi anladınız? Bu kalıba uymayanlarsa, nötrofil, bazofil ve eozinofildir ki bunlar tek bir hücreden mieloblasttan gelişirler. Sanırım, Hematopoez konusunu burada noktalayabiliriz.